Haydi bakalım. Geldim. Evet, ne haber arkadaşlar tekrar? Nasıl gidiyor? Tekrar sorayım. Chatten yazdıklarınızı okuyayım çünkü. Selamlar. Beğendiniz mi? Yeni açılış <laughs> temamızı ve şu anki arka planımızı. çözüm alayım bu sırada. Baykan abi fediyemi ödedim artık ailemi bırakır mısın dedi ve Emir Kemal Prime ile abone oldu. Teşekkür ederim Emir sağ olasın. Aynen klasik kır, kırmızı tonlarda biraz Run DMC esinlenmesi var. Arka planda ATCQ esinlenmesi var. Yani Hip Hop 101'de de aynı benzer bir görsel kullanacağız. Ben bunlara normalde Aralık ayından sonra hani yeni takvimle geçmeyi planlıyordum. Ama hadi dedim bir deneyelim, deneyelim bugün test edelim diye. Ya kamerayı özellikle ufalttım ya. Devasa olmasındansa daha mantıklı değil mi bu yayında en azından? Ha, bu içerikte en azından yani. albüm kapağımız gelsin ya görüntüye. Evet. En azından. <laughs> Kim yok tişodan memnunum. Bunu mesela iki sene önce yaptırdım. Şu an üstündeki kendi bu hoodie iki senelik falan hala yerli yerinde duruyor logo yani. Özellikle öyle zoom yaptım aslında biliyor musun Emir? Ya tekrar düzeltebilirim onu. Ama böyle daha derli toplu geldi gözüme o yüzden ya. Tamamdır ben bu e, zaten dedim ya, bugün hani bu, bu, bu temayla bir test edelim mantığında şey yaptım yani. E, taleplerinize göre düzenleriz tekrar bu şeyleri. Sağolsun ee, sağ olsun Aslan da Verus Leo da sandığınız birkaç tanesine yardım etti. Bazılarını ben kendi fikirlerimi hayata geçirmeye çalıştım. Olduğu kadar. <laughs> Yine 720p mi sadece? Müthiş. Müthiş. Veteran <laughs> hoş geldin yani abonelik <laughs> modluk vesaire bu şekilde olabilir senin de adının yanında <laughs> şekil İyi malp sen nasılsın nasıl gidiyor ee, discorddan sizin gönderdiğiniz daha erken gönderilerde albümler vardı ama bugün niyeyse benim de Cannabis dinleyesim vardı açıkçası. Gündüz bu albümü seçtim bu yüzden bu arada. İtirazınız yoktur umarım. <laughs> Atilla selamlar. <laughs> İyiyim sen nasılsın? <laughs> yok yok başlamadık daha. Yeni açtık. Ee, ufak e, <laughs> yeni arka planlarımı, fan tanıtımını yapıyordum böyle. <laughs> Biraz zaten toplanalım diye de beklerim ya. Twitter'dan falan yine son dakika duyurdum. Hani kutlenimi toparlayınca ben böyle oluyorum ya. <laughs> Yaramıyor bana uyku <laughs> Ankete bakmadım. Bir ankete bakayım neymiş. Albüme itirazım var, itirazım yok. Tamam. <gülüyor> 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 Mesela Hip Hop tarihinin son 30 şarkının en iyi boom rap albümü nerede değil mi? Boom rap ama boom rap değil asla Yani. Discord'dan duyurdum Emir ya. Cannibus'un albüm kapakları genelde çok kötü oluyor bu arada ya. Akçay hoş geldin. Atilla anne. Hani. <laughs> Bilmiyorum hem fikir ama gerçekten çok kötü kapak tasarımları. <laughs> Ki bu bana göre kendisinin iyi albümü. Bir tarihleri de genelde öyle doğru. Bir <laughs> yani gayet iyi bitleri de var ama genel olarak kötü bir seçen bir tanesi Cannabis Darkçay. Yani katılırım gerille büyük oranda. Evet Kerat albümün hepsini dinleyeceğiz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Klasik inceleme e Bayağı yalan ettiğimiz bir içerikti ama tekrar dirilteceğim. <laughs> İki kere yaptık düzenli yapacağız derken. Ee, Discord'da sizin gönderdiniz ki bu dediğim gibi rap müzik de olmak zorunda değil. Tabii ki ağırlıklı rap müzik gideceğiz ama sonuçta ben kim olduğum belli. Yani kitlemiz belli genel genel manada. Ee, gönderdiğiniz albümleri bazen kendi seçtiğim beğendiğim albümleri baştan sona analiz ederek dinliyoruz. Yani analizden kastım şey değil hani burada... E ee, Emre Yücelen ve ses analizi gibi bir şeyden Bahsetmiyorum hani mesela şey Önce parçanın sample'larını gösteriyorum ee, Varsa kafiye şemasını internette hazır sunulmuşsa onu açıyorum Biz dinlerken yoksa lirikleri açıyorum Dinliyoruz üzerine konuşuyoruz Bütün albümü baştan sona dinleyip ee, inceliyoruz diyebilirim Yalan olmayan tek içerik Haftalık değil mi Yasin Hiç aksamadı neredeyse Ee, şey ama dediğim gibi aralıkta bazı içeriklerde klasik inceleme zaten iki haftada bir diyorduk. Ee, Hip Hop 101 gibi, The Craze gibi net iki haftada bire düşecek. Yerlerine e, müzik dışında da goy, goy yapacağımız bayağı bir içerik gelecek yani. Akçay ben bu herifi çok ünlü sanıyordum çok az aylık dinleyicisi varmış ya buna böyle bakmamak lazım sebebini söyleyeceğim öyle gireyim hatta ee, şu yüzden dijital stream service service <laughs> İngilizce Türkçe yine birbirine girdi ee, Dijital stream servisleri işte iTunes Spotify Deezer vesaire yani çok uzun süredir yoklar en eskisi iTunes yani bugünkü Apple Müzik hani bir 10 senedir var diyebilirim rahat ama bu albümlerin birçoğu, hani burada dinlediğimiz albümlerin birçoğu fiziksel kopya sat sat satarak zamanında deli gibi dinlendi. E, siz dijital servislerdeki istatistiklere baktığınız zaman sadece güncel istatistikleri görüyorsunuz. Bir de onların orada olmadıkları 20 yıl kadar yaptıkları fiziksel kopya satışları var. <laughs> Ato, hoş geldin. <laughs> evet en basitinden yani Nas Ilmatik şu anda da Spotify'da albümün toplam sim sayısına bakmadım ama yüksektir diye düşünüyorum ama bir de onun Spotify piyasaya giren girmeden önceki bir 25 yılı falan var yani o albümün nereden baksan. Ya birçok günümüzün birçok çok dinlenen rapçisi ya da sanatçısı hala o rakamlara ulaşamadı yani tekrar. Nargile adam geldi yani, aynen. Yok abi sen uyu biz bağırmalı bir şey yapmıyoruz ama müzik dinlemeli yayın yapıyoruz. Hani <laughs> uyuyabilir misin bilmiyorum ya. Yani. <laughs> yani şey var, biz bir dönem bayağı büyük bir isimdi. Sonrasında kariyeri, burada da değineceğiz zaten yer yer. Iı, grafik bazında aşağı doğru bir ivme izledi yani. <laughs> İyi geceler atıp. <laughs> o zaman başlayalım ya ufak ufak. Ben ilk olarak size albüm albüm görseli burada sanatçı çıktığı tarih 22 Temmuz 2003 çıkışlı bir albüm Baby Grant'dan çıkıyor ki bu albümün çıkışında zaten plak firması e, normalde olduğundan daha büyük bir etken e, bütün albüm Stoop prodüktörlüğünde Jedi Man tanıdığınız hmm. ve bana göre Cannabis'ın en iyi albümü hala bu albüm üstüne çıkamadı bir daha ki enteresandır bu albümü aslında e, plak şirketi yapıyor diyebilirim daha bir detaylandırmam gerekirse ve anket bitmesin ya ben ufak info vereyim en azından. Daha bir detaylandırmam gerekirse bunu e, Stoop Cannabis'ın bir önceki albümü olan Mike Club'da bir parçanın beatini yapıyor. İsmine hemen bakıyorum. E, hatırlamıyorum çünkü şu an not aldım notlarımdan bakacağım. Yine ben size bu arada albüm oda notlarımda var. Hani bilindik e, basın yayın organlarında kaç puan aldığını Söyleyeceğim Liberal Arts pa parçası My Club Albümünde 2002 çıkışlı Stoop e, Bu parçada prodüksiyonu üstleniyor o albümde O albümde sadece o parçada var Stoop Ve hani aslında Cannabis'in etkilenmesi gibi Ekstra bir etkilenmesi gibi Memnun kalması gibi bir sonuç yok aslında sonuçta e, Ve Cannabis artık endüstriye odaklanamıyorum. İşte e, müziği bırakıyorum ve orduya yazılıyorum diyerek müziği bırakıyor. Ve Baby, şunu, Baby Grant Baby Grant'in o zamanki CEO'su da e, şunu düşünüyor o stup 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 üzerinden. Cannabis'in Cannabis bize bir albüm daha vereceği var zaten. Akapellaları bir alalım ya da stup bütün albümü stup prodüse etsin hani şirket içinde. E, bu bu işi halledelim. Hani bütçesi halledelim madem mantığındalar aslında biraz. Ki albümde zaten klip bile çekilemiyor ki daha da komik bir durum var ona da geleceğim birazdan. Cannabis bütün sözlerini metronom üzerine kaydediyor. Ve sözleri de Hell's Kitchen'da New York'taki bir restoranda yazıyor açıkçası kendi deyimi tabii ki ne kadar doğru bilemeyeceğim ama kendi kendisi bir demecinde bunu söylüyor ve bu benim yapacağım son albüm diyerek askere katılıyor ki sonrasında daha epey bir albüm duyduk kendisinden aslında. Ee, ve bu akapellalar Stoop'a geliyor. Stoop bunların üzerine beatler yapıyor. Ve Cannabis albüm çıktığında albümün final halini Cannabis çok uzun süre dinleyemiyor askerde olduğu için. Ee, tekrar Amerika topraklarına döndüğü vakit çünkü bir de Kenobus'un yanlış bilmiyorsam çok yüzde yüz bir, info değil bu ama hani Amerika, Amerika sınırları dışında görevini yapıyordu. Amerika'ya döndüğü zaman albümü kendisi satın alıp ilk kez dinliyor Kenobus hatta yani. Ee... Hashtag komutlar. Ya onu kısaltayım diye öyle yazdım da. Ya bildiğin ünlem komutlar yazarsan Bosporus herhalde bir şey gelir ya bakayım. Evet geliyor. <laughs> Bırakıyorum deyip bırak, bırakan rapçi hatırlamıyorum ben. Ben de yazdım. <laughs> Ee, Albümün lirikal teması yine Cannabis'ın Ken çok sık yaptığı işte dini referanslar bilim referansları ki buradaki dini referanslar şey değil ama hani e, dini ideolojik olarak benimsemekten bahsetmiyorum. Mesela göreceğiz parçalarda da hani Levitabus diye parça var mesela tamamen e, parça kelime oyunları bile zaten İncil başlıklarından e, bölümlerinden e, alıntı şeklinde. E, ağır bir ağır bir bilim Teması var albümün genelinde. Ve kendisinin endüstriye dair sistemlerini bolca duyuyoruz. Verse'lerinde. Kennebuss'ın. Genel manada zaten bunu parça parça sözleri de açtığımda siz de takip edeceksiniz zaten parçalara girdiğimizde. Bunu bayağı bir ağır duyuyoruz. E, ve şey. Kennebuss'ın şöyle bir farklı yanında var. Kendisi zaten bilime bayağı meraklı ve e, yüksek eğitim almış bir bir rapçi yani Amerika'da da pek gördüğümüz bir şey değil çünkü bu akademik seviyede eğitim almış müzisyen rap müzik içerisinde e, ve bu yüzden zaten bir dönemde de şey, şey, olarak çalışıyor. IT sektöründe falan çalışıyor da beyaz yakalı olarak. Ha, bu yüzden aşırı böyle bir hem numeroloji, ya tam numerolojiye ben bilim saymam ayrı mevzu ama hem numeroloji yine çok büyük yer tutuyor. Biraz %5'e selam çakıyoruz orada albüm Yine uzay, uzay bilimleri ağırlıklı. Biyoloji ağırlıklı sözler var yine yani. Akşam lirikleri açacağım. Yani Türkçe çevirileri yok bunların. Anlayabildiğiniz kadar. Ee, ve albümün isim göndermesi de Rip The Jack'ı Karındaşan Jack göndermesi. Ee, ve bu, bu albümün tema aslında yani ismi belli değilken aslında bu biraz Stoop'un göndermesiyle ortaya çıkıyor. Ama kendimiz de bunu benimsiyor diyebilirim aslında yani. Çünkü dediğim gibi Cannabis bunları beatleri duymadan kaydediyor ama beatlerde mesela benzer işte alacakaranlık Aranlık Anlam soundtrack ve skit sample'ları çok var. Benzer temadaki başka dizi ve filmlerden skitler çok fazla kullanılıyor. Albümün introsu yine zaten In Search of dizisinin Jack the Ripper bölümüyle bölümünden bir skitle albüm açılıyor vesaire. Bunlar biraz stupun fikirleri ama güzel uyum sağlamışlar. Yani bir araya gelmeden ortaya çıkabilecek muazzam bir iş örneği bu yani. Bir araya gelmiyorlar asla. Albüm yapım sürecinde. Ee, i̇sterseniz ilk parçamızla başlayalım. Intro gelecek. Kısa, kısa bir intro zaten. Enstrümantal üzerine skit var. Açıkçası skitleri e, Watch Together'a getirmedim. Ama söyleyeyim demin de söylediğim gibi In Search of Jack the Ripper bölümünden In Search of dizisinin Jack the Ripper bölümünden sample'lanıyor skitimiz ve bunun üzerine beat sample'ı bilinmiyor muhtemelen hani stup, stup bunu no sample olarak üretti diye düşünüyorum. Onun için Who Sample'daki bilgi de o yönde zaten. Tek, tek sample'ımız var o da bu skit. O zaman albümün introsu geliyor. Bu arada tekrar diyeyim, bütün bitler yine Stoop'a ait, başka başka bir prodüktör görmüyoruz, başka bir düet görmüyoruz albüm boyunca. Geliyor. Cannabis intro geliyor. Evet, 40 saniyelik intromuzu dinledik, hatta görüntü orada kalsın, tekrar edeyim. 40 saniyelik intromuzu dinledik, gördüğünüz gibi skitle giriyor albüm. Ve lirik video sormuşsunuz. Ben lirikleri diğer şarkılarda açacağım. Bunda bir lirik olmadığı için bu parçada açmadım. Hepsi elimin altında hazır bekliyor. Açacağım. Ne de gel değinecektim. Jack Tripper evet e, erken dönem galiba Victoria dönemi olması lazım. Victoria dönemi yaşadığı iddia edilen bir seri katil. Tarihin erken dönem seri katillerinden bir tanesi. Birçok rapçinin filmin kendisine göndermesi vardır bu arada. Veteran sample'ı ekranda yazıyor ama o skit sample'ı, melodi sample'ına dair bir info yok. Muhtemelen no sample ya da VST olma ihtimali kuvvetli. Ya da hani henüz henüz keşfedemediğimiz sample'lardan biri olabilir. İki, iki ihtimal var ama ben, bana biraz VST gibi geldi kemanlar live gibi gelmedi çünkü. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. prodüktörün tema vizyosunu burada göreceksin Akçay. Hatta parçaları dinledikçe onu aralarda info olarak gireyim. Hani bütün infoları erken atıp da <laughs> hani sadece e, müzik dinleme yayınına döndürmeyelim. E, o zaman ikinci parçamız, albümün ikinci parçası geliyor. Albüm bu arada 11 parça zaten toplamda. Genabis Genesis parçasının ismi e, İncil'in daha doğrusu e, eski ayet, yeni ayet dediğimiz yeni ayıttaki e, Genesis bölümü. Genesis bölümü, özür dilerim. Genesis bunu kelime oyunuyla Genesis şeklinde kendisine e, atıfla bulunacak şekilde değiştiriyor. Bosporus hoş geldin. Hepinize hoş geldiniz dedim ya yeni gelenler için. Trip yedim. <laughs> e, burada, buradaki sample'ımız, burada bir sample'ımız var. Philip Glass'in Music Box parçası. Önce bir ona bakalım isterseniz, ondan sonra parçada nasıl kullanıldığını bakarız. Stup nasıl kullanmış diye geliyor o zaman. Evet. Sample'ı duydunuz. Ben lirikleri de ekrana getireyim. İlk parçamızın lirikleri. Ekrandan takip edebileceksiniz. Hani lirik video göremedim. Ya zaten dediğim gibi, e, Cannabis bu albüm çıktığında ve yapım sürecinde zaten askere gitmişti. Müziği bırakıyorum diyor da albümde normal bildiğimiz manada klip bile yok bu albümden yani. Ve Cannabis'ın sonraki kariyerinde de pek klip görmüyoruz açıkçası yani evet, Flip Glass bu arada evet çağdaş bestecilerden severim ben de O zaman Cannabis Gannabis parçası geliyor Bakalım Evet fade attım. Akçay demiş ki güzelmiş bayağı ama bu okuma beni yoruyor belki kuruşun dediği gibi beynim yıkanmıştır <laughs> Yani Neyi <laughs> sanmıyorum yani. <laughs> e, Kronoplus'un ilk elektrik probleminden yapamadık onu. Muhtemelen yarın normalde boş günümüz ama yarın bir şey yapmayı planlıyorum onu. Ama söz vermeyeyim. Hani uyku düzenim şu an korkutmuyor ama söz vermeyeyim. Atilla demiş ki Baykan abi senin İngilizce'ni iyi böyle sözlere bakmadan anlayabiliyor musun dinleyerek? Ya çoğunu anlayabiliyorum ama burada mesela çok fazla bilimsel referans var. Hani bir kaçırdığım yer olur. Mesela orada dinliyor olsam bir geri sarıp tekrar baktığım olur. Ama bunu geliştirmek için size de tavsiyem. Demin mesela anlayamıyoruz diyorsunuz ya. Çok eski kafa bir yöntem belki ama ben hani İngilizce'mi öyle geliştirdim. Ki pratik yani, e, konuşma bazında pratik en önemli şey tabii ki bunu çözmeyecek ama kelime bilgisi ve kulak aşinalığı çıkarmak için mesela dinlediğiniz bir parçanın bu sadece İngilizce için geçerli değil yabancı bütün dillerdeki parçanın sözlerini çıkarmayı deneyebilirsiniz dinleyerek kulaktan. Hata yapacaksınız ama yapa yapa zaten o toparlayacak. <laughs> değil mi? Tam böyle. <laughs> ee, şey, Flip Glass'ın bundan haberi var mıydı acaba demiş Carrot. Ee, muhtemelen yoktur. Çünkü çok büyük hit olsaydı da zaten Baby Grand teliflerdi ki Baby Grand zaten acımasız bir firma başkasına telif atarken falan. Hani kendilerini böyle bir duruma asla sokmazlar diye düşünüyorum yani. Hmm. Sıradaki parçamıza ben geçeyim. Onun dirikleri gelsin. Ekranımıza sample'ını da söyleyeyim. Bunda iki sample var. İlk olarak skitimiz de Outer Limits diye bir diziden 78 çıkışlı olması lazım. Ee, Alacakaranlık kuşağının bayağı bir şey e, çakması diyebilirim. Yani rip off diyebilirim ona aslında. Ha, birkaç bölümüne bakmıştım kötü değil. Skitimiz buradan geliyor. Ee, ana sampleımız ise iki sample'mız var aslında burada. Birincisi parçadaki scratchler Stoop'un grubu olan Jedi Mind Tricks'ten Exertions parçası. Melodimizse Ren Dupier'in Carrier parçası. Bunu yanlış okuyor olabilirim. İlk kez denk geldiğim bir kelime. E, Yasin yayın esnasında fark edilip kanalımız kapatılırsa yapacak bir şey yok. Hep dediğim gibi Pornhub Live'dan devam edeceğiz o zaman. Telif yemeyeceğimiz tek yer muhtemelen orası çünkü. Eee <laughs> <laughs> sıkılmayacağım bunu yapmaktan <laughs> neyse ee, sıkıntı olmasın diye klip almakla beraber ben müzik dinlediğimiz yayınların tekrarlarını anında yayın biter bitmez indirip siliyorum twitch'ten ve youtube'a atıyorum şu anlık bu şekilde idare edeceğiz yani ee, ben sample'larımızı açayım ee, ondan sonra hani bir iki parça daha dinledikten sonra daha doğrusu parçaları dinledikten sonra üstlerine konuşur konuşacağım ee, genel temadan bahsetmiştim zaten albümün lirikal teması siz de görüyorsunuz diye ekstra ona değinmiyorum fazla ee, ama beat kafasında Stupun hani demin soruldu ya burada prodüktörün ne yapabileceği vizyonuyla alakalı diye vizyonunu göstermek adına e, birkaç örnek e, beslendiği kaynaklar ve bunu nasıl harmanladığı ile ilgili siz de örnekleri dinledikten sonra konuşacağım biraz sıkıntı yok o konuda Yayın esnasında bir şey olmuyor. Sonrası tehlikeli dedi Atilla. Tamam abi biz indirir indirmez yayın biter bitmez. Yarım saat içinde yok ediyoruz zaten Twitch'ten şu anlık. Ha, oyun yayınlarımız ya da diğer yeni gelecek e, eğlenceli içeriklerimiz falan kalır. Ama müzik yayınlarımız da böyle olacak yani. Ee, o zaman ilk scratch sample'ımıza bakalım. Vokal sample'ımıza. Jedi Mantrix'in Exertions parçası. Remix versiyon daha doğrusu. Bahama diye ezoterik ve virtüozalı düetli. 16. saniye diye not almışım. Bakalım. Gelsin. Evet zaten parçanın başında sample vardı hani Winnipeg'in vokalinden. Onun için fade'imi attım. Eee Randy Pierre'in melodimizi oluşturan Carrier isimli parçasına da bakalım. Courier ya da emin değilim nasıl okunduğundan. Ama zaten bunda e, meşhur du Soleil müziği olarak bilirsiniz muhtemelen sample'ı. Geliyor. Evet, fade'imi attım. Parçaya geçmeden soruyu cevaplayayım. Atilla, Cadayman Mind rap grubu değil mi? Bir keresinde rap şarkısından sample kesilmez demiştin abi Asra'ya diye. Abi şöyle, Scratch için siz rap vokalini sampleliyorsanız, o da o da sampledir sonuçta. Bu okey bir şey ama o parçanın beatinin aynen sampleleyip üstüne tekrar davul yazdığınız zaman onu sizin saymam. Bu ikisi arasında biraz fark var yani. Yok yok Atilla bir şey demediğini merak ediyorum. Biliyorum da hani şeyden dedim hani acaba hani <laughs> şey trollüğüne mi yazdın yoksa ciddi mi diye onu kestiremedim de o yüzden sordum. Yoksa bana da diyebilirsin yani problem yok o konuda. Ama oradaki olay şey yani. E, Türk Türk parçalarda düşünün. Sıkraşlarda hep başka bir rap, rap vokalleri duyarsınız ya o da bir sampling mantıken. Onları ben burada size scratch sample'larında vokal sample olarak klasik incelemelerde gösteriyorum. Scratch'ler için vokal sample'landı gibi düşünebilirsiniz ama Bu beat'in ki o da Stoop'un kendi beat'i zaten Aynısını alıp tekrar Cannabis'a Başka bir prodüktör davul yazıp da ben yaptım diye varsa o, o çok etik olmuyor Prodüktör etiğinde Öyle söyleyebilirim bunu yani O zaman parçamız gelsin Cannabis Levedebus Geliyor Evet, paydattım. Ee, Yasin demiş ki bana göre albümün en iyi ikinci parçası, bana göre de birinci parçası ki özellikle bunun beatiyle açtım. Hani chatte e, Ozan beğenmedim, çok mekanik beat demişti ama yani ben hatta yayını bunun enstrümentaliyle açtım yani açıkçası çok sevdiğim bir beat. Ve şey sorulmuş. Zardi sormuş. Sample işlerken kimsenin tanıyamayacağı bir forma getirmek mi marifet yoksa vokali öne çıkaracak sade bir formda tutmak mı ya da her iki durumun içinde geçerli durumlar var mı? Evet. Ya her iki durum içinde geçerli durumlar var diyebilirim yani. Ya sonuç iyi ise ve telif yasasında sıkıntı yaşamayacaksanız her iki durumda okey. Plak firmaları ağırlıklı olarak tabii ki ilkini tercih ediyor. Aşırı kimsenin tanıyamayacağı şekilde incelem, işlemek ya da şeyi almak, teliflerini almak mantığıyla. Fizyokrat selamlar demiş ve Prime ile abone olmuş. Çok teşekkür ederim Fizyokrat. Yani ve Stoop'un mesela bu albümde ve Jedi Mind erken döneminde çokça Bossa Nova sample'ladığı. mesela o teknik anlamda hani bir ATCQ gibi aşırı jazz sample'lara girmez. Yine library'leri onda da görürüz ama mesela bossa nova, latin müzikleri ve etnik müzikleri sıkça sample'ladığını görüyoruz ki bence Cannabis'ın Cannabis, cannabis vokaline de bu çok yakışmış yani bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bu arada sıradaki parçamızın direklerini ekrana getireyim. Ve hani yapıldığı yıla göre düşününce de hani 2003'teki bugünkü tarif yasaları 2003 yılında bundan 17 sene önce aslında çok uzak bir tarih değil ama bu kadar katı değilken bence bu sample'ı çok da etmeden böyle kullanmak çok tadında bir karar bence yani. Ozan demiş ki sampling iyi ama davullar çok kötü kıvrak değil diye. Ozan sen zaten davulsuz beat seviyorsun davulsuz beat yapıyorsun onun için normal bir şey bu yani. <laughs> <laughs> yani Stoop biraz öyle bir prodüktör Alp'in Alp dediği gibi aynen. Hani hani kirli davul kullanır bir de genel olarak hani aşırı bir chopping görmezsiniz beatlerinde. Çok iyi bu seçimli sample'lar ve e, e, şanslı sample'lar görürsünüz. Yani bu şanslı sample derken sen Stoop kötü prodüktör anlamında değil. İyi müzik dinliyor belli yani. Carrot sevindim böyle düşünmene. Cannibals benim de çok sevdiğim emislerden bir tanesidir. İşte bizim yayınlarla Amerikan rapini ben <laughs> sevdireceğim ya böyle böyle. <laughs> ya çünkü Türkçe rapin bir esprisi yok abi çok sığ bir müzik artık üzgünüm. İstisnaları haricinde. Hani bunları bilmiyor olsam muhtemelen rap dinlemiyordum, dürüstçe. Zenoncum hoş geldin. Casper yani burada yani 3 kişiye 4 kişiye ulaşsa kafi ki bence günden güne büyüyoruz da bence keyif alıyorsak güzel abi. Ben Nesquik seviyorum vardı ya içerim. <laughs> Çete link atabiliyor muyum? Çok iyi bir materyal var atabiliyorsun. Sen VIP rozetin var Zenon'cum. Sen link atabiliyorsun ama şu an onu ben açam açmayayım konseptimiz bölünmesin diyorum sana dayıp olmazsa. Yayın sonunda tekrar şey yapabilirim ama. Hani izleyeceğimiz bir şeyse yayın sonunda bakabiliriz. Abi Türk rapte ilk 5'in ilk 100'e girer mi? Yok abi ilk 100'ümde full Amerikan var. Hani NTM'ler bile yok. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Böyle böyle aynen Undertaker. Ki bence yani en başa göre Hip Hop 101 ve klasik incelemeler hani haftalıkta gülüyoruz falan diye bayağı kalabalık oluyoruz ama bunlar az oluyordu gö görece. Ama şu an fena değil onların da ortalaması yani genel olarak. Sıradaki parçamız e, MC Crazy. <laughs> ya yani MC Crazy kelime oyunu yapılmış. <laughs> Kötü bir kelime oyunu yapılmış bu arada üzgünüm. Ama ya, ya bu chatte de biz parçayı dinlerken soruldu. Hani Cannabis genel olarak kendi ismiyle veya benzer kelimeleri hani kelime oyunlarıyla deforme edip kullanmayı çok seven bir MC. Buradaki sample sample'larımıza geleyim. Ee, gelmiş evet. uzun Asombra parçası ee, melodimizi oluşturuyor. Vokallerde de yani Scratch Sample'ımızda EPMD'den You Got Chill parçasından meşhur bildiğiniz bir parça. Daha önce dinlemiştik çünkü e, Hip Hop 101 bölümlerinde örnek verirken. E, oradaki playlistlerde var YouTube'da daha doğrusu. Hmm. Scratch Sample'larımız buradan. İkisine de bir bakalım parçamıza devam edelim. İlk olarak Scratch Sample'ımız gelsin. 25. saniye yazmışım. Bakalım. Evet fade attım. Alp demiş ki bir kola içeyim geleyim dedim. EPMD nereden çıktı ya diye. Şey Scratch Sample'ı EPMD'den. Sample'ları da dinletiyorum ya yani, hani parçalara girmeden. Hani prodüktör nasıl işlemiş bakalım diye. O yüzden. Melody Sample'ımız da e, Madre Madredeus'tan geliyor. Asombra parçası. Hemen girişte olması lazım. Geliyor. Evet. E, Sample'ımıza fade attım. O zaman parçamıza bakalım. Cannabis MC Crazy geliyor. Evet. Ben fade attım. Ha aynen Alp'in dediğini diyecektim. Yasin dedi ki tam Sagopa beat'i deyip linç yemek istiyorum dedi. Ben... <laughs> ben demeden Alp, dedi zaten. Özellikle bir pesimistin gözyaşları ve romantizmanın yapıldığı dönemde Sagopa'nın en büyük ilham kaynağı yani kendisi de inkar etmeyecektir bunu zaten. Çünkü bariz belli. Vokal bazında Bir Winnipeg beat prodüksiyonu bazında Stoop'tu zaten. Yani özellikle Jedi Mind Tricks grubuydu. Allahı çok örnek aldığını zannetmiyorum onun. Hani ama <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, ve Carrot da fark etti. Abi Noam Chomsky'ye falan da giriyor. Hani Cannabis'ın yani entelektüel birikimi bazında ee, çok az rapçi var. Hani liriklerine bunu yansıtan en azından globalde de. Genelde biraz abstract, abstract hip hop. E, Minnesota hip hop'unda görürüz. Benzer e, lirik kaliteyi. Ama hani Jamaica Queens'ten de çıkıyor yani. Gördüğünüz üzere. Ee, sıradaki parçanın liriklerini getireyim. Üstüne biraz daha konuşacağım. Sizin yorumları okurken. Aa, outro sample'ı yazmıyordu. Ben de bilmiyorum mesela oradaki skit'in kimden alındığını. First. Ya evet bir de ya MC'nin potansiyeliyle alakalı. Sadece bizim MC'lere versen kafayı yerler, yazamazlar falan değil. Yani Stoop'un yaptığı beatlere bir de sadece komple teorisi anlatıyor son <laughs> 10 senedir falan yani. O da çok bir şey yapamıyor. Hala beğenirim tamam ama. Çakar demiş ki aşırı geniş bir buzuki arşivi var Sloop'un. Aynen hatta birazdan iki parça sonra olması lazım. Ee, bir, bir, tane buzuki sample'ını göreceğiz. Bağlama ve buzuki sample'ı var yani albümde. Emir doğru söylüyor sahiye yani. Peki Baykan sence Raskas mı Cannibals mi entelektüellik olarak? Cannibals. Net. Liriklerini aşırı görmesek de Talib Veli'yi de ben orada yüksek sıraya koyarım ama entelektüel rapçi bazında. Casalla fen boyuyum abi ben ne olur demeyin böyle demiş Alp Aslan. <laughs> ya delirdi yani kabul ederim Casallah'ın mental olarak iyi durumda olduğunu iddia etmiyoruzdur çoğumuz. Ve hani bir bazına dayaboliye değinilmezsin ya ne bileyim. Evet sah sahiyenin tek sorunu her şeyi çok gergin söylemesi dedi Yasin. <laughs> Ha ben biraz yanlış yazmışım Sagopa bunun üstüne okusa hit yapardı manasına söylemiştim demiş Yasin. Evet o doğru. Katılırım. Ya Ali Philadelphia tayfası genel olarak zaten çok çok etkileyici <laughs> hani birikim olan rapçiler değiller ya. Yani çok normal bu tarz şeyler. Hani sadece buradaki birikim akademik anlamda da demiyorum yani rap bazında Allah aşkına yani. EOTP'nin tipinin yarısı çöp abi üzgünüm. Hani Dope Nixon üstüne para versen dinlemem yani. Bak parça yapmamı geçtim dinlemem yani. O Mithat Onurcan hoş geldiniz. Ben sıradaki parçamıza geçeyim. Gerçekten King Size Dop Nixon Allah korusun bu adamlardan Alparslan'ın dediği gibi yani. <laughs> Sıradaki parçamız, No Return. Yine Yeni gelenler için tekrar edeyim, albümün bütün prodüksiyonu Stoop'a ait. Albümde bir düet yok. Tamamen solo albüm. Hiç düet bile yok yani. Onun için hani ekstra bir bilgi bu konuda vermeden ilerliyorum. Aferin hoş geldin. Görmedim ya. Sample'ımıza bakalım. David Golden Eden Olam parçası. Reggae parça diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Tek sample'ımız var bu parçada. Bildiğimiz o da bu. Bakalım. Sonra da parçamıza bakalım isterseniz. Dinledikten sonra. Geliyor. Evet fade attım. Sample'ımıza. Parçamız gelsin. Bakalım Stoop nasıl kullanmış BT ve Cannabis üzerine neler yapmış. Görelim. Cannabis No Return geliyor. Merhaba arkadaşlar. Burada e, yeni bir şey keşfettim. Baby Grandin e, telif hakları konusunda ne kadar katı bir firma olduğundan bahsetmiştik. E, yayın tekrarını hiç bekletmeden indirmeme rağmen 2-3 parçada sesimiz kısılmış. O yüzden bazı yerleri tekrar kaydediyorum. Şu an o kısmı dinliyorsunuz. Sesimizin kesildiği ilk parça No Return. E, bu parçada samplelanan parça e, David Gold'un edin olan parçasıydı. David Gold Yahudi asıllı bir müzisyen ve parça İbranice'ydi. Nakarat sample'ı keşfedilmeyen bir iş mi farklı mı diye sorulmuştu. Hayır bu parçadaki bütün sample'lar aynı parçadan geliyor ve Nakarat'taki İbranice sample da orijinal parçamızda mevcut. Bunun dışında Cannabis'ın e, neden uzun vadede değer görmediğinden bahsetmiştik. Çünkü kendisi iki tane beef'e girdi ve bu iki beef'ten de zararlı kalktı. İyi ki Bence o Beef'i kazandı ama Edel Kılca ile Beef'e girmesi ki kendisi erken dönemin süperstarlarından biri yani. O Beef'i kazanmasına rağmen hani sonuçta fan base ayrı bir şey. Ve Cannabis ilk orada darbe aldı kariyer bazında. Sonrasında gerçekten kötü albümler de yaptı. Hani See Through Hollywood Stories falan gibi ki kendisi de kabul ediyor en kötü albüm olduğunu. Ya da My Club da iyi bir albüm değildi asla yani. Hani bu albüme gelene kadar Cannabis'ten duymak istediğimiz albümü de duyamadık aslında o yıllarda. Sonrasında ise malum Eminem Beef'i işte Cannabis şey iddia ediyor. O Beef'te şöyle başlıyor. Beef dosyasını değinmiştik ama tekrar edeyim. Elakulce'nin kendisine verdiği cevabın sözlerini ghostwriter olarak Eminem'in yazdığını iddia ediyor. Ki normalde Eminem kendisine saygısını belli ediyordu, hani erken döneminde. Cannabis referanslarını görüyoruz röportajlarında olsun, bazı şarkı sözlerinde falan da örnekler vardı. Ve Eminem beefi de çünkü Eminem'in çok toksik bir fan kitlesi olduğunu kabul ediyoruz burada hepimiz. Hani bayağı negatif etkiledi kendisi yani. Bana göre Carrot evet şu an dinlediğimiz Cannibals'ın en iyi albümü. Ant mı Stoop mu? 3 saniye süren var abi. Stoop. Üzgünüm. Evet o beef'in başlangıcı da Ela saçma sapan bir tribi ya. Hani ilk beef'in başlangıcı. Hani Cannabis yıldızı parlayan bir MC olarak projesine davet ediyor ve Cannabis ona selam göndermek için. Hep bunları dediğim gibi Hip Hop 101'in beef dosyasında anlattım gerçi ama. Ela'nın kolunda, kolundaki e, mikrofon dövmesine atıfta bulunarak Ela hani onu bir ödünç alabilir miyim? Verse'e gireceğim gibi bir giriş yapıyor. Ela Cool bunu ofansif algılıyor saygıdan ziyade yani saçma sapan. Ve aynı parçada Cannabis'in verse'ünü değiştiriyor bunu böyle kabul etmiyorum diye kendi versunu da de değiştirip Cannabis'ı distiliyor parçada yani. Benim bu albümün dışında da sevdiğim işleri var ya aslında ama en iyi albüm bu. Bunda Stoop'un da payı büyük tabii. Çünkü Cannabis genelde aynı dırdıkları her projesinde yazabiliyor. Yani bu işte bilimsel referanslar, felsefi referanslar, hani derin anlamlar, metaforlar, wordplay'ler her albümünde Cannabis'ın gördüğümüz şeyler ama çok kötü bir tercihleri yüzünden dinlenebilirliği pek kalmıyordu sonraki projelerinden. Ben sıradaki parçamıza ilerliyorum. Size dediğim o parça gelecek çünkü. Buzuki sample mevzu konuşmuştuk ya o parçadan kastım o. Sözleri de gelsin. Cannabis kind of Spartibus parçanın ismi. Spartaküs göndermesi var yine. Sample'ımızsa e, bu coğrafyadan Vangelis Korakaris e, Sabah me bağlama Gerçekten böyle okunuyormuş Yunanca. Baktım nasıl okunuyor diye. Hiç Yunanca olmasına rağmen. O bu karıştırmayı van, Vangelis Korakakis bildiğimiz Vangelis değil. Hani o da Yunan zaten biliyorsunuz ama isim benzerliği bu yani. İlk olarak sample'ımıza bakalım yine. Sonra parça parça parçada nasıl kullanılmış ona bakarız parçayı dinlerken zaten. O zaman sample'ımız geliyor fade attım ama şey geldi. Nice Greek sample geldi. Abi Türkiye'de benzer enstrüman bu coğrafyada da çok kullanıldığı için benzer tipte sample var ama ben bu sample'ı yani bizzat bu şarkıyı bizzat nedir ya? <laughs> Malum şarkıyı başka parçada duyduğumu hatırlamıyorum. Ama enstrüman benzerliğinden çok sound olarak benzer işler duymuşuzdur yani. <laughs> Babam içeriden beyaz tabak getirdi bile. <laughs> O zaman parçaya bakalım. Cannabis, Spartibus geliyor. Evet. E, fade attım. E, chatten, chatte gelenlere söyleyeyim ama bu chatten gelenlere göre gideyim ama önce şunu ekleyeyim. Bu parça benim de albümde çok tutmadığım parçalardan biri. Çünkü Cannabis'ın bir e, verse'leri ve vokal vokalde kullandığı ton bence bu beat'in tonu değil yani. Biraz yoruyor bu parça. Eee oturtmak içindir Ali. Yani muhtemelen. Ve evet Baby Grandin gerçekten bu her yere ya zaten stream'den kazanıyorsun abi. YouTube'daki telif de sana akıyor. Her yere niye logonu sıkıştırıp da press use only diye iki de bir parçayı bölüyorsun yani gerçekten gerek var mı ya? Evet BT derlenmiş ama yani bitin hakkı çok verilememiş bu parçada bence. Cannibals'ın beef'i hangi yayınımızdaydı? Yasin şu an net hatırlayamadım ama galiba ilk beef'tedir ya. Daha doğrusu Ela Kuluca ilk beef'tedir. M&M galiba ikinci ikinci beef bölümündedir muhtemelen. evet herkes Baby Grant, Baby Grant konusundaki sıkıntıda hemfikiriz çoğumuz. Evet. Ya beat'te de evet kickler biraz kötü o zaman bu sefer sen de enteresan bir şekilde en fikirim. Ali yani Stoop'un beat kafasına şey de değinmiştim. Hani sen çay almaya gittiğinde kaçırmışsın. Stoop'un sample zulasında o, o bol miktarda bossanova ve dünya müzikleri var. Hani klasik manada gördüğümüz diğer Amerikalı prodüktörler hani blues ve jazz sample'ları ilerliyorlar ya benzer yıllarda. Stoop'ta şeyi görüyoruz farklı olarak ve çekici gelen şey olarak. Etnik müziklerden, bossanova'dan Latin müziklerinden fazlasıyla besleniyor. Burada da bir Yunan sample'ı var mesela. Daha bir dünya müziklerine ilgi duyduğunu söyleyebilirim ve Bu Stop'un özellikle bu 98-2005 arasında müziğe bir ara vermişti ya o döneminde ağırlıklı duyduğumuz sample'ların çoğu etnik sample'lar aslına bakarsak ve güzel yediriyor bence Amerikalı MC'lere bu sound'u. Hani bu biraz Stop'un karakteristik özelliği bir dönemde yani. Dediğim gibi bu parça benim için albümümüz zayıf parçalarından biri. Biraz vokal beat uyumsuz geldiği için ama yine de kötü değil yani. Zaten albüme genel puanımı falan en sonda vereceğim ki zaten çok da bir şey kalmadı. Altıncı e, parçaya geçiyoruz. Beş parça kaldı. Hatta onun sample'ı gelsin ekranımıza. Hmm, bir dakika. Evet Indivisible parçanın ismi. Bu gibi insanların ilham eleme bile denk gelmeleri çok müzik dinlemek mi yoksa plakçıya gidip denk gelmesinden bakıyor. Bazı şarkıcılar o ülkede bile dinlenmiyordu. Hele Yunan samplarındaki bazı isimler. Ya ikisi de mümkün. Araştırırken keşfedip diskografisine baktığım kendi adamı bir prodütör olarak çok sanatçı oldu. Sampling bazında. Asya'da falan özellikle. Onun dışında hani özellikle ee, burada bulamayacağım örnek verin Polonya'da gittiğim ülkesi o ülkenin özellikle yerel sanatçılarının da e, kategorisinde baya bir digging yaparım. Eşelerim orayı yani bir şeyler çıkarmak adına. Burada ufak bir hata mı yaptım ben? Almadım mı yok? Yoksa sikit sample'ını görüyorum. Judgment at Nuremberg skitimiz burada. Ve Bella Sonkara'nın Lemon de Lemon de Fuh isimli parçası sample'ımız ama onu slayta ya, ya yazmayı unutmuşum dalgınlıkla ya da bir soyuk slayta mı kaymış? Evet bir sonraki slayta kaymış. Pardon. Bu arada Cübel Ahmet Hoca takip için teşekkürler. Ee, Jessica'yı sattım mı? Ne yaptın abi? <laughs> Sample'ımıza bakalım isterseniz. Bella Kara, Lemon Defu. Fou. Sample'ımız geliyor. Sıkı sample'ımı zaten dediğim gibi almadım YouTube playlistine. Evet Kupsa Bayağı tatlı sample'lar dinletiyorum bugün. Normal <laughs> yayınlarımızın aksine bugün iyi müzik dinliyoruz. <laughs> Linkini bıraktım sample'ın merak eden için. Ee, parçada nasıl kullanılmış peki bu sample ve üzerine cannabis neler yapmış bir de ona bakalım isterseniz. Cannabis indivisible geliyor. Evet fade attım ben bunu çünkü gerçekten bu kötü sampling abi üzgünüm. Seedance evet, bence de müdahale etmiş buralarına gerçekten ya. Ya şey var. Beat şu yüzden abi. Şöyle kötü. Ya abi bunun artı 400 oranında artı hatta artı 800 bile olabilir. Oranında piçlemek yerine böyle artı 200 artı 300 tadında mı bıraksaydın? Yine sen hani bu transpozede başarılı olacaktın. Yine güzel olacaktı ama yani kul vokali kullanmasan yine okey. Diğer enstrümanlar için işte ama vokal sample'ı mı? Affetmek abi bu. Üzgünüm yani. biraz evet nazar boncuğu ki şey var. Cannabis'ın beatle uyumu burada iyi ve yine çok güzel bir storytelling örneği görüyoruz. Hatta bana enteresan gelen hem Amerikan ordusunda hani bu albüm yapıldığı sırada Amerikan ordusuna katılan birinin ağzından Guantanamo'da işkence görmüş bir Müslümanın <laughs> hani storytelling hikayesini dinlememiz falan enteresan geliyor bana yani. <laughs> Ama dediğim gibi bir dönem bence mental sıkıntı yaşadı yani. <laughs> bu şarkıyı duyan komutanlar 500 sınav cezası vermiş Cannibals'a değil mi? Ya zaten kendisi ordudan marihuana içtiği için asıldı abi. <laughs> hani yani <gülüyor> değişik <gülüyor> çılgın bir abimiz kendisi. <laughs> Feyzal, e, Türkiye için zihni müziğin web sitesine bakmanı öneririm. Hani e, ya da Let's Go'dan falan bir şeyler bakabilirsin. Sahibinden de çok bütün arşivi satıp baya fahiş fiyat çekiyorlar çöp şeylere yani. E, PayPal, hala PayPal'ım varsa da e, kesinlikle zaten önereceğim yer Discogs. Başka bir yere hiç gitme yani. Too fast the... abi menü yazdı Emir. Bugün çilek yapasım geldi ya. Ama evet ben yani burada şey var. Çok güzel bir sampalın kötü işlenmesini duyduk yani açıkçası. Ki yine de ortalama ortalamanın üstünde bir parça. Evet ama yani o bir beat biraz daha güzel olsa tadından yenmeyecek. O zaman albümün en iyi parçasına ben bunu seçerdim yani net olarak. Evet gerçekten kaotik doğru kelime yani. Discogs'da Paypal aracılığıyla ödeme yöntemleri de var ama bu ço bunu üyelerin çoğu tercih etmiyor o yöntemleri Maliye Türkler tercih ediyor mecburen şu an İstediğim birçok şeyi alamadım ben o yüzden Hani Western Union falan da teklif ettim ama birçok kişi kullanmıyor Bu arada hoş geldin Maliye evet Sıradaki parçamız Hmm Tamam sample'ı geldi. Bunda iki parçadan sıkış e, Scratch sample'ı var. Onu da açacağım merak etmeyin. Galiba ters mi kaydetmişim? Evet. Biraz ters kaydetmişim. O yüzden bir sonraki parçanın gibi gözüküyor sample da bu parçanın. İlk olarak melodi sample'ımızı söyleyeyim. Pupila Greta'nın e, Sarrozo Conel Guarapo. Herhalde böyle okunuyor. İspanyolcam yok ama o da yazıldığı gibi okunuyor diye biliyorum. <laughs> ya da amin diyoruz şu an okuduğum şey ne demekse <gülüyor> neyse <gülüyor> melodimiz buradan geliyor scratchlerimizse slide'ımla ileri gideyim e EPMD'nin Symphony 2000 parçasından ve Camp Low'nun World Heist parçasından alınma hatta scratchlerimizle gireyim sonra tekrar al melodimize bakayım İlk olarak Camp Lo gelsin Camp Low World Heist geliyor 35. saniye diye not almışım. Geliyor. Evet. Fade attım. EPMD'de senfonindeki sample'a da bakalım. O da 56. saniyede başlıyormuş. Geliyor. Evet. Bu, e, Clip Vevo'dan geldiği için sansürlü kısımda duyamadığınız yer. Scratch sample'ımız. Ve ana melodimize de tekrar bakalım isterseniz. Pupila Gertan'ın parçasıydı. Söylemiştim geliyor. Evet. Yine duyduğunuz soundlarda yine Latin soundları. Hafif Bossanova etkisi. Stup'un bu albümdeki ağır sampling e, tercihi bu yönde olmuştu. Umarım bunu da bozmamıştır. <laughs> bir önceki parçadan dolayı. Ama o kadar da nazar boncuğu olur diyerek parçamız olan Showtime at the Gallow'a geçiyorum. Bakalım. Evet. Scratch'lerde hemen fayda attım. Çünkü worstlerimiz bitti. Çünkü berbat Scratch'ler abi. Gerçekten yanında DJ Question falan var. Hatta o dönem DJ Drew Dollars'la Jedi Matrix etti Hani çok iyi Scratch atabilecek 2-3 DJ varken Stoop abim neden kendini ısrar ettin ya? parçanın tek kötü yanı Scratch'leri. Direkt aşağı çekiyor parçayı. Ki yine de benim albümdeki ikinci veya üçüncü favori parçam diyebileceğim parça bu. Bence. Sizin yazdıklarınıza bakayım sıradaki parçamıza geçmeden. Ozan demiş ki mesela davulun kıvrak olması mevzusu işte bu sample'la tam uyumlu mis gibi beat demiş. Diğer bitlerde de vardı Ozan yani Stoop'un bu albümdeki tek kötü beati bir önceki o da aslında çok güzel bir sample ama hani sample'ın orijinalini duymasam belki fikrim değişir ama ya, vokaller girdiği anda zaten hani ne olduk diyorsun yani. Vokal sample'ları girdiği anda daha doğrusu. Sıradaki parçamızın sample'larını açayım ve sözlerini açayım. Oo, bu parçada bayağı bir sample var. Bu parçada toplamda bakıyorum. Şey, e, Skit'le beraber 8 parça var ama Skit'e sadece değineceğim için dinlemeyeceğiz. Diğer 7'sine bakacağız. Ama bu 8 sample'ın iki e, 2 veya 3 tanesi melodide kullanılıyor. Geri kalanları yine Scratch sample'ları. Keşke farazi atsaydı Scratch'leri. 30 senenin en iyi albümü olurdu. <laughs> parçanın ismini de söylemedim galiba. Psych Evolution parçanın ismi. Ee, i̇lk sample'ımıza bakalım. The Roots Clones parçasından geliyor. Ee, Scratch'lerde kullanılan ilk sample'ımız. Gelsin bakalım. 3.20'ymiş süresi. Evet, dinledik. Onun için fade attım. Diğer sample'ımız Psy Temporary Insanity parçası. Onun da 21. saniyesiymiş. Geliyor. Evet, e, slide'ımıza ilerliyorum. E, diğer sample'larımız yine The aynı albümünde bulunan Nova Alibi parçası. Onun da 59. saniyesi. Geliyor. Evet. Ee, ve Mob Deep'ten e, Right Back At You parçası 52. saniyede yine scratch'ımız var. Gelsin. Evet burasıydı dinlettim. Ve tekrar ben slide'ımızda ilerliyorum. Çünkü ekranda görüyorsunuz siz o an çaldığımız sample'ları. Ve burada melodinin kök, e, kökünü oluşturan e, iki sample'ımız burada. Me, melodinin temelini oluşturan diyeyim daha doğrusu buna. İkisi de Portishead'den. Aynı albümden farklı parçalar yine. E, İyi ki Portishead Nump 1 dakika 22. saniyede giriyor melodimiz. Gelsin. Evet durdurdum. Sırada Portishead'in Wandering Star parçasından da 43. saniyede bir sample'ımız daha var. Bu da vokal sample ama bunu scratch olarak kullanmıyor. Bunu melodiye element olarak kullanıyor. Diyebilirim size. Gelsin bakalım. Evet fade'imizi attım. Tabii ki bitmedi. Dediğim gibi daha sample'lar var bu parçada. Skitimiz Twilight Zone'dan yani bildiğiniz alacakaranlık kuşağının bir bölümünden geliyor bu parçada Ve e, girişte de duyacağınız melodimiz ise Henning Loner'ın No Word to Hide parçasından geliyor Bakalım Fade attım bayağı dediğim gibi 7 sample dinlettim bir de 8. sample olarak skitimiz var Twilight Zone'dan gelen Dediğim gibi onları almadım çünkü bütün bölümler var internette yani tek parça olarak skit'in kesildiği ufak bir kesit yok Onun için almadım onları o zaman bir de parçamıza bakalım. Bu şu ana kadar dinlettiğim 7 sample bir arada nasıl bir kompozisyona dönüşmüş buna bakalım. O zaman Cannabis Psych geliyor. Evet, evet. Fade attım. Çünkü gerçekten stup asla turntable'ın başında geçmemesi gereken birisi abi. <laughs> Kesin sıkışatmaması atmaması gereken biri ya. Evet, beat koşuyor. Cannabis koşsa da yetişemeyeceğini fark edip kendi haline takılıyor. Kaçan otobüs gibi ne? Kaçan otobüs gibi düşünüyorum beat'i demiş Yasin. Ya zaten şey var. Hani Cannabis bu beat'in üstüne kayıt alsa herhalde böyle bir sonuç çıkmazdı. Ama yani ben sampling'i ve buradaki davulları da kötü buluyorum. Hani Ozan sampling'i iyi dedi ama bence sampling'de iyi bir şey yok abi üzgünüm. <laughs> Alp sikete şey eklesalermiş ya Asaka freestyle but you wanna hear my shit <laughs> o, o, nasıl meme olmadı ben ona hala inanamıyorum ya O performans nasıl meme olmadı ya Çok sert bir vokal ya klasiklerde direktten sonra neden en istemediğim albüm olduğunu anladın demiş Ya ben kendi bısım vokalini genelde e, beğensem de beat tercihlerini hatalı buluyordum Ha bu kendisi tercihi olan bir beat değil çünkü kendisi Albümü çok sonra dinliyor bunu yayının başında söylemiştik yani stop burada kötü iş çıkarmış. Hani lirik kalite iyi ama bize yani parça geçmiyor yani bitse diye bekliyoruz genel olarak. Ki izleyici kaybettik şu an yani. <laughs> parça yüzünden muhtemelen gayet belli. Evet, sıradaki sample'ımıza geçiyorum. ve yani albümün benim için en zayıf parçası bu. Zaten son iki parçası kaldı. Semantics. Ya da Kemantics. Nasıl okunuyor bu kelime hakkında Bak mesela İngilizcem iyi diyorduk ama burada galiba Camon Tixi ya. Emin olmamakla birlikte. Buradaki e, melodimiz. şeye de bir baktım. <laughs> Şahin de kakez <esprisi> geldi yine. <laughs> Buradaki melodimiz e, Christopher Gordon'un Face Lieutenant parçasından geliyor. Moby Dick filminin soundtrackinden. Ve dört tane de Scratch için kullanılan sample'ımız var yine Big Pun Leatherface, Ghostface Kill'a Daytona 5 It ve yine Ghostface Kill'a aynı albümden Assassination Day ve Gangstar Take It Personal parçaları. Scratch sample'larımız. İlk olarak melodi sample'ımıza bakalım isterseniz hemen girişte zaten. Geliyor. Evet fade attım. Bu arada Zarya beni düzeltti. Ee, semantik şeklinde okunuyormuş. Semantics parçanın ismi. E, dil, bilim, bilim ile ilgili bir terminoloji. Anlam bilim manasında diye ekleme yapmış. Çok teşekkürler Zari. Semantics'in diğer scratch e, script da bakalım. Ana melodimiz parçanın iskeleti e, Christopher Gordon'un Face Lieutenant parçasından demiştim. Moby Dick soundtrack'indeki. O zaman e, script da bakalım. E, i̇lk olarak Big Bang Leatherface gelsin. Bir, birinci dakika, dördüncü saniye geliyor. Evet fade attım. Ama ya zaten Big Pan'da inceleyeceğiz iler haftalarda merak etmeyin. O da Discord'da geldi ki Discord'da hani siz bir şeyler attıkça daha iyi oluyor tabii ki orada genel olarak hani hem paylaşım olması açısından hem elimizdeki materyalin bolluğu açısından. Ama yeri gelecek ben de kendi e, otorite kullanıp bir şeyler seçeceğim yani mutlaka. S sıradaki sıradaki parçamızda 47. saniyede giren Gangstar parçası Take It Personal. Sticker sample'mızda kullanılan parça daha doğrusu geliyor. Yasin dediğim gibi abi siz aklınıza gelen ne varsa atabilirsiniz ki dediğim gibi repla kısıtlamak zorunda da değilsiniz yani. Ya klasik inceleme dediğimize bakma aslında albüm inceleme de tabii ki en başta klasiklerle gideceğiz ama sonra bir şey kalmadığında genel albümleri de hani sizin klasik olarak gördükleriniz gibi düşünebiliriz yani onu aslında. Şu an incelediğimiz albümler direkt olarak hani tartışmasız hani müzik camiası tarafından klasik belirlenen albümler. Ee, i̇lerliyorum diğer sample'larımıza da. Aynı albümden gelecek iki parça Ghost Feskida'dan. İlk parça de Daytona 500. üçüncü ee, dakika 50. saniyeymiş sample, sample'lanan yer. Bakalım gelsin. Evet fade attım. Bir de yine aynı albümden gelen ee, assassination Day sample'ına bakalım. 50. saniyedeymiş. Orası da scratchlerde kullanılmış. Geliyor. Evet. Fade'imizi attım. O zaman parçamıza bakalım. Cannabis Semantics geliyor. Bakalım nasıl kullanılmış. Dinlediğimiz sample'lar bir arada. Evet. Ben yine scratchlerle beraber parça kapanışa geçtiği için fade attım. Çünkü siz nasıl ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten stup çok kötü scratchler atmıyor mu yani? Atmasa daha iyi gerçekten yani. Sizin düşüncenizi merak ediyorum ya çünkü gerçekten dj Kuvasyon var o dönem iyi de artık EOTP ile arası kötü de dj $4 Dirdal falan var yani abi gerçekten ya da cannabis'ın çevresinde vardır iyi dj yani Neden 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 kendini atmakta ısrar ettin abi ya Ya Bütün parçaları aşağı çeken şey Scratch'lar bu albümde yani. Buradaki beat iyi. Hani iyi derken hani tam Snowgoose type beat yani. Hani Lance'in <laughs> Stoop'tan kapıp devam ettirdiği bir sound diyebilirim ya da. Ama şey var biraz yoruyor. Scratch'lerin etkisi var ama bu parça biraz yoruyor mesela. 3 dakika 48 saniye olmasına rağmen yoruyor ama güzel parça. Yani şu yani şöyle güzel parça yılı için düşünüyorum. O yılın Underground soundu için güzel parça abi. Çok kötü de demeyelim de daha ağır hakaretler falan edelim saygısızlık edelim <laughs> peki Evet bu arada yanında çevrende Şevren, biri olmasa da abi Hani Baby Grant gerçi cimri bir firma <laughs> Baya cimli bir firma vermeyebilir ama yani ona da bir insan bulursunuz ya o bütçeniz vardır yani Herhalde Evet Ozan yine sana katıldığım nadir anlardan biri Şarkı çok uzun uzun şarkı için aranjmanlar çeşitsiz evet Scratch'ler kötü beatlerin yarısı iyi değil haksız bulurum Bunu yani 2-3 fre beat var ama 11 parçada 7, 7 tane iyi beat var yani 3, 3, 3 tane freyi sayarsak 7 tane iyi beat var yani 10 üzerinden 4.5 iyi şarkıların hatırında 5 bence biraz adaletsiz Bir inceleme üzgünüm Ve Evet kendi bu Scratch karatta da okusalıydı bu kaç parçada yani Evet şu an en son parçaya geliyor benim de albümde en sevdiğim ikinci parça bu biraz da uzun bir parça. E, hatta albümün genel olarak aldığı puanları falan ben bu parçayı da dinledikten sonra e, size söyleyeyim diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Hop, pardon bu, bu kazayla oldu. Hah. <laughs> evet, son, son parçamızın sample'ları, lirikleri de ekran, ekranımıza gelsin. Son parçamız Poet Laureate 2, 2 yani Poet Laureate 2 parçanın ismi. Eee Sample'larımız Felakuti'den e, Mr. G is the boss Daha uzun bir ismi de vardı Şu an hatırlayamadım hani Ama kısaca böyle geçiyor o Parça 50. Ee, saniyesinde giriyormuş Melodi sample'ımız Vokal sample dediğime bakmayın burada scratch yok Buradaki vokal sample'ları vokal chop mantığında Sample'lanmış koro vokaller var yani çoylar var ee, Kenji, kenji e, Şey Aa adamcağızın ismi unuttum. Kenji Kawai Nine Sisters parçası. O da hemen başında giriyor. İkisine de bakalım isterseniz. İlk Kenji Kawai gelsin isterseniz Nine Sisters'la. Geliyor. Evet, fade attım. E, vokal sample'ını anlamışsınız. Bu scratch için değil. Hani koro olarak bir e element olarak eklenmek adına melodiye kesilmiş sample'lar. E, diğer sample'ımızsa Felakuti Mr. G is the boss geliyor. Evet dinledik samplelarımızı. Fade attım. Bakalım burada stop nasıl iş çıkarmış. Görelim. Cannabis Polaroid 2 geliyor. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, burada da sesimiz kısılmış. Son parçamızı dinlemiştik. Bu parçayı buçuk e, dakika olmasına rağmen albümde en beğendiğim ikinci parça seçerim muhtemelen. Ee, bunun sebebi de e, çok güzel 3 tane bir switch'imizin olması. Aranje ile parça 7 dakika boyunca nakaratsız bir parça olmasına rağmen e, sıkılmadan sizi içerisinde tutabiliyor. E, albüm genelindeki yorumuma değinecek olursam da Stoop'un kötü scratch'leri albümün kötü yönlerinden. Çoğu parçada scratch'leri kendisi üstlenmiş durumda ve gerçekten kötü scratch'ler var. Cannabis'ın dirikal yönü muazzam. Beatler genel olarak uyumlular Cannabis'la. Çünkü Cannabis bu beatlerin üstüne kayıt almadığı En başta da söylemiştim. Bazı beatlerde bir uyumsuzluk seziliyor. Bazı beatlerde kötü sampling var, kabul. Ancak genel olarak albüm beatleri de bence geçerli. 10 üzerinden 8 vermiştim yayın esnasında bu albüme. Hala aynı fikirdeyim. Hani yayın üzerinden birkaç saat geçmiş olmasına rağmen. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Yayına katılımınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.